Agalarım herkese selamlar. 31 Mart 2024 Pazar iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Videonun başlığından da gördüğünüz üzere bu kuponla gelmeyecekse. Çok güzel bir ideal kuponum var sizlere vereceğim. Ama sizlerden şöyle artı 500 seviyesinde beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyorum. Desteklerinizi derceğinizi biliyorum. Herkese teşekkürler. İsterseniz başlayalım. Öncelikle Mart ayını kapatıyoruz ve Nisan ayı Telegram grupları yenilendi. Bunu sizlere söylemek istiyorum. Nisan ayı için gruplarımıza gelmek isteyenler benimle Instagram üzerinden iletişime geçebilirler veya YouTube katıl butonu üzerinden doğrudan alıp oradan da gruplarımıza katılabilirler. Bunun bilgisini vermek istiyorum sizlere bilginize. Geçtim. Bir adet maç skoru yarışmamız var. Günün mücadelesi Manchester City ile Arsenal. Maç skoru ne olur sizlere sorduk. Yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Hafta sonu olması kaynaklı. Bilen üç kişiyi gruplarımıza misafir edeceğiz ve şunu söyleyeyim. Bilenler Nisan ayının sonuna kadar gruplarımızda kalacak. Yani gruplar yenilenene kadar gruplarda kalacak. Cuma günü yapmış olduğumuz bir lans mücadelesinin maç skoru bilenler de çok fazla bilen var. Bu arada ben de bildim bu arada. Bana bir ödül yok. Mustafa Anaç ve Mustafa Ocakçı isimli arkadaşlarımız kazanmıştır. Benimle Instagram üzerinden iletişim kurabilir. Instagram adresimiz ekranda Kangal Bey hesabı. Her türlü soru görüş öneri için buradan doğrudan benimle iletişime geçebilirsiniz dostlar. Gruplara gelmek isteyenler sorusu olanlar buradan benimle iletişim kurabilirler. Misli'de neler yaptık Cuma gününde? Cuma günü 3 adet mislimiz vardı. Soldan başlayalım isterseniz. Norwich ile Prime Old'un mücadelesi vardı. Biz burada Norwich'in galibiyetini bekliyorduk. 1500 misli önerdik. Mücadelede 2'den 1 oldu bu arada. Zor bir galibiyet oldu galip gelmesini bildik. Beşiktaş'ın basketbol mücadelesi vardı. O da 2'den 1 oldu bu arada. O da zor bir mücadeleydi. Ona da 1500 TL önerdik. Bir de Bristol City ile Leicester mücadelesi vardı. Deplasman yarı kazanır verdik. Yani Leicester abi dünyaları kaçırdı. Yani öyle böyle kaçırma. Jimmy Ward tek başına 3 tane %100'lük gol kaçırdı. Hele bir tanesi var. Yani atmamak için kendini o kadar zorladı ki ona da 1500 lira verdik. O da başarısız oldu. Ama hafta sonu içinde vermeye devam edeceğiz. Her şimdiden bol şanslar. Hatta misli raporundan bahsedeyim ben sizlere. Önceki 3 ayı göstereyim. Ocak ayında 11.411 TL. Şubat ayında 10.855 TL. Mart ayında ise 8.611 TL. Net kârla kapattık. Kasa yönetimi kolay değil. Sadece yüksek misli verilen bayıslarının tutarıdır bu. Canlı ve kuponların kasası tutulmuyor. Çünkü onu tutması çok zor. Çünkü sürekli canlı atıyoruz. Sürekli canlı atıyoruz. Çok zor o yüzden. Bu şekilde yüksek mislinin raporu bu şekildeydi. Basket kuponlarımız ideal futbol kombinlerimiz alternatif kombinlerimiz hepsi devam ediyor. Hafta sonu da devam edecek. Yarına devam edecek. Hafta içi de devam edecek. Yani hazirana kadar full tempo mesailiyiz arkadaşlar. Canlı olarak hafta sonu zaten izlediğimiz maçlara ekran başında olacağız. Saat cumartesi. 2.30'da Napoli Atalanta maçıyla bir başlayacağız. Geceye kadar canlı. Pazarda aynı şekilde erken seansla başlayıp Bundesliga 2 ile canlıya devam edeceğiz. Herkes açık Telegram grubu. Ücretli gruplara gelemiyorsanız mutlaka ücretsiz gruplara gelin. Ücretsiz Telegram grubu açıklama ve yorumlar kısmında linki mevcut. Buraya da katılarak da sizler de destek olmuş olursunuz ve gruplarda bedava yaralanmış olursunuz diyerekten devam edelim. Sizlerden tek ricamız beğeni ve yorum desteklerinizi bırakmanızdır. Beğeni ve yorum destekleri bizler için önemli. Dilerseniz başlayalım. Sizlerden de artı 5 üzerinde beğeni bekliyorum ve yorumlarınız da bizler için önemli. En azından bir emeğine sağlık yorumu bizler için yeterli olacaktır. Schalke ile Kasruher oynayacak burada. Şimdi maçın şeyi, kazanırı tehlikeli. Yani kim alır bilmeyiz. Biz burada gideceğimiz bahis gollere gitmektir. Biraz sizlere istatistiklerden bahsedeyim isterseniz. Schalke son 3 mücadelesinde 2 tanesi kendi evinde olmak üzere 3 tane, 3 tane, 2 tane dep basmanda attı. Toplamda sonuç mücadelesine mücadelesinde 8 gol atan bir Şalke mücadelesi var. Özellikle kendi evinde 3 tane gol attı. Şunu söyleyeyim gollerden ziyade Şalke'nin de dağınık savunması ve kolay dağılabilen savunmasından kaynaklı da golde yiyebilen bir takım. Yani çok yiyor. Kasruya'ya baktığımız zaman da son dönemde gerçekten bir iğme aldı. Son mücadelesinde kendi evinde 7-0 mücadeleyi bitirdi. Tam tamına 7 tane gol attı. O yüzden Kasruher tarafında da iyi giden bir form iyi bir performans varken burada Kasruher'in de gol bulmasını bekliyorum. Ben mücadeleden, idealden erken seyastan karşılıklı atılacak golleri bekliyorum. Bu oran idealden değerlendirebilir. İdeal kombinlere girebilecek bir mücadele. He bana oran yetmez diyorsanız 1.35, 1.40 bandlarına var ve üst şeklinde yapabilirsiniz. Bunun da oranı 1.50, 2.70 bandına kadar da Çıkıyor zaten. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Onun dışında daha da yüksek isteyenler varsa 3.5 üstünde de bitebilecek bir karşılaşma. Erken ritim alırsa erken bir golle mücadele çokça da açılabileceğini düşünüyorum. Diğer mücadelem Liverpool'la Brighton mücadelesi. Ben burada doğrudan Liverpool tarafındayım. Liverpool'un oranı düşer. Daha da düşer. 1-10'a kadar da düşebilir. Neden düşebilir? Şimdi bu hafta Manchester City ile Arsenal mücadelesi var. Liverpool bu maçı yani kaybetme şansı yok gibi bir şey abi. Kaybetmez ve Klopp gidiyor. Bütün yani şöyle söyleyeyim. Bütün oklar Liverpool tarafında. Bütün oklar Liverpool tarafında. Kazanması yönünde Liverpool'un ben burada galibiyetini bekliyorum. Fakat galibiyetini beklerken de oran almak adına idealden 1.5 üstüne biri değerlendirebiliriz. Bakın ideal kombineme de koydum zaten. En az 2 tane bekliyorum. Maç patlar mı diye. Çünkü tüm dünya yükleneceğiz ve tüm dünya kazanacak gibi geliyor bana bu maçtan. Patlarsa 2-0'da patlasın abi. Yani üst olmasın, var olmasın. Ama 2-0 bitsin. Ya yani üçüncü gol gelmesin patlarsa. 1.5 üstüne 1. Ben bunu ideal kombinem aldım. He, biraz daha oranı yükseltmek isteyenler varsa zaten 2.5 üstüne 1. Mücadelede indeks skoru zaten 3 birlik bir Liverpool galibiyeti. Bence zaten Liverpool başında seneye kim gelecek? Dezerbi mi? Yoksa Ruben Amorim mi? Bu da var. Dezerbi kardeşim sal. Bu sezon şampiyon olalım. Kulabı uğurlayalım. Sonra seni getiririz zaten. Manchester City ile Arsenal günün bomba mücadelesi. Tüm dünyanın beklediği mücadele. Ya bu maç efsane bir maç olacağını düşünüyorum aga. Ben City tarafındayım. Kendi evinde burada liderliği alır mı? yani Liverpool muhtemelen lider olacaktır ama ben burada City'nin e, Arsenal'ı yenmesini bekliyorum aga. Galibiyete doğrudan gitmedim. Birazdan bahsedeceğim. İdeal kombineme de aldım bu mücadeleyi. Ben Manchester City tarafındayım ama diyorum ki Manchester City Aga bir yarıyı kazanır. Ev sahibi yarı kazanır. 1.42 bandında bir oranı vardı. Oran gitgide düşüyor bilginize. Oley.com'da 1.54 nesine de 1.34 falan değişiyor yani. Yani idealden aldım. Ben Manchester City'nin bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Mücadeleyi de 2-1 ayarında Manchester City'nin galibiyetini bekliyorum. Hatta yüksek oranlarda değerlendirme yapacak olursak ne yapabiliriz ya baktığımız zaman da 2-1 skora göre de 2.5 üstünde 1 Oranı da 2.59 bandında bir oranı var. Yani bu da yüksek orandan değerlendirilmeye tabi tutabilecek bir maçlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Maç skorunu sizlere sorduk yorumları yazmanız yeterli. Bohum'la Darmstadt mücadelesi. Bohum bu taraftan biraz daha yükselmek istiyorsa, bu taraftan biraz daha üst sıralara çıkmak istiyorsa çünkü yani küme hattında zaten birbirine yakın takımlar. Arkada Mainz, Köln var. Lig daha şey, Bohum'da son dönemde kötü gidiyor. Bu mücadeleyi kazanması lazım. Oynamayacak. Kazanmak için oynayacak. Gol yer. iki tane yer. Üç tane yer. Hiç fark etmez. Fakat ben diyorum ki risk alacak taraf bohum. Burada Damsat'la bu gol bulabilir. Fakat o riskin de hakkını verebilecek takım bohum. O yüzden burada değerlendireceğimiz tercih ev sahibinin 1.5 üstü. Oran da yüksek. 1.47-1.67 bandını oynuyor. Ben burada idealden bohumun atacağı iki golü değerlendirmeye aldım. Değerlendirecekleri bol. Şanslar. Martilla ile Paris mücadelesi. Yine çok güzel. Velodrom'la oynanacak bir karşılaşma maçın yani şeyi yüksek. Oranı yüksek zaten. Özellikle PSG tarafına baktığım zaman da galibiyetle daha yakın olsa da Marsilya hakkında ben şunu söyleyeyim. Girmiş olduğu pozisyonları bitirme yüzdesi çok yüksek ara. yani son dönemde özellikle 4 tane gol pozisyonu giriyorsa 2 tanesini, 3 tanesini gol yapabiliyor bu takım. Ben burada idealden karşılıklı atacak golleri bekliyorum. Velodrome'da da burada yaka yaka bir tane gol atacaktır bence idealden karşılıklı golleri bekliyorum. Bence gelecektir. Paris tarafı da zaten yani sürekli arkaya koşu atacak. Hatta şunu söyleyeyim. Marsilya daha baskılı ve avlukaya alabilir. Ee, Paris tarafı Mbappe'yi arkaya toplar, araya toplar diyerekten de öyle bir oyun oynayabilir. Veya bu sürekli değişecektir. Marsilya kontraya geçecektir sonradan. KG var beklenebilir. Oranı yükseltmek adına var ve üstte. 1.74 bandına kadar da çıkıyor. Var ve üstte değerlendirilebilir. Şunu söyleyeyim. Skor beklentim 2-1'lik bir Paris galibiyeti. Marseille'nin gol atmasını bekliyorum fakat galibiyet zor. 1-1'i bir var. 2-1'i de böyle 80 gibi Mbappe'a bir tane tıklatırsa 2-1 Paris'te mücadeleyi koparabilir gibi geliyor. İdealden KG var alalım. Real Madrid'le Atletik Bilbao mücadelesi. Bilbao inanılmaz. Yani şunu söyleyeyim. Bilbao yani geçmiş dönemlere göre prime Bilbao olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ben burada fakat Real Madrid tarafındayım. Real Madrid ne olursa olsun iyi giden takım da olsun burada cezasını kesiyor. Şey kesiyor. Şey maçını hatırlayın. Girona mesela yana yana gidiyordu. Geldi Real burada kendi evinde 4 attı. Gitti de deplasmanda Girona'ya 3 atmıştı. Bilbao da öyle bir takım. Ben burada Real tarafında olacağım. Arda Güler de umarım forma şansı bulur yine 70'ten sonra falan girerse güzel olur. Ben burada ev sahibi 1.5 üstü Real Madrid'in atacağı 2 golü değerlendirdim. Tek mücadelem. Mücadele 2-0 2-1 ayarında e bir Real galibiyeti de gelebilir. Bunun da altını çizerekten de önermek isterim. 6 adet mücadelem vardı. İdeal yüksek oranlardan bahsetmeye çalıştım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Sizlere bir adet de ideal kombine çıkardım. Dedim ki bu kupon gelmeyecekse diyerekten veriyorum bunu. Aga Liverpool'un galibiyetini bekliyorum. Diyorum ki 2-0'ı biterse de bizden olsun. Ama 2.5 üstünde 3 birlik bir skor beklentim var zaten benimle. Ama sağlam aldım. İdeal kombine oldun. Ana kombine olması kaynaklı. 1.5 üstünde 1 aldım. 1.38 gibi bir orandan. Manchester City Arsenal mücadelesi. Mücadelede bir var zaten bekleniyor. Benim de skor beklentim Bu arada 2-1 Manchester City galibiyeti. Ben burada da City'nin bir yarayı kazanmasını bekliyorum. Bunun da oranı 1.41 bandında. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.